Bugün stüdyomuzda Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz. Başkanım, üreticiler fiyat tartışmalarıyla gündemde olurken, yani artık fiyat tartışmalarına kapılmışken aslında göz ardı ettikleri çok önemli bir mesele var. Evet. Üreticiler bu tartışmalar içerisinde gündeme sürdürürken dünya fındık piyasasındaki Türkiye'nin payı kaybolmaya başladı. Rakip ülkelerin de artık fındığa çok fazla önem vermesi, çok fazla yönelmesiyle. Evet. Bu konu üzerinden yola çıkacak olursak, İtalya gibi rakip ülkeler üreticilere destekler sağlamaya başladı. Kredi destekleri gibi destekler sağlamaya başladı. İlerleyen dönemlerde bu destekler Türkiye'nin başına dert olur mu? Ne kadarlık bir sonuç alınabilir? Buyurun. Evet, şimdi güzel bir konu. Zaten Türkiye'de bir firma, yabancı bir firma tekelleşme modeli uygulamaktadır. Evet. Bu tekelleşme modelinden yola çıkarak da üreticilere belli bir miktar kredi sağladığını da bilmiyorum ama sağladığı söyleniyor. Evet. Ne derece doğru onu da ileriki günlerde göreceğiz. Tabii bu arkadaşların mühendisleri var. Alanlara giderek alanlarda çalışmalar yapılıyor. Algılar oluşturarak üreticinin üzerinde bir pay sahibi olma peşindeler. Tabii evet. Bu ileriye dönük de üreticinin fındık fiyatının düşmesine neden olacak. Zaten düşük şu an. Evet. Şu anda rekolte bu yıl düşük olmasına rağmen, bu sene düşük olmasına rağmen fındık fiyatları düşmeye başladı. İşte bereket versin ki bu hafta az da olsa yükseliş de haftaya başladı. İnşallah bundan sonra da yükseliş devam eder. Evet. O yüzden üreticilerimiz yabancı firmalara karşı, yabancı firmaların göndermiş olduğu mühendislere karşı dikkatli olmaları lazım. Çünkü bunların yapmış olduğu işlem fazla bir şey de yok. Üreticiyi fazla bilgilendirme de yok. Ama algı oluşturarak işte ben firma olarak mühendislerimi alana göndereyim, üreticilere bilgiler veriyoruz gibi algılarda bulunuyorlar ama bunun yanında ziraat odalarımız da alanda zaten çalışmalarına devam ediyor. Gerçi 8 olan tarım danışmanımız 5'lere kadar düştü. Bu da tabii bizim için onlarla rekabet yapabilmek için bir de sıkıntı burada var. Bu konuda ziraat odalarının daha da danışman bakımından güçlendirilmesi gerekiyor bunlarla rekabet edebilmek için. Ben buradan yetkililere de bu konuyla ilgili çağrıda bulunmak istiyorum. Ziraat odaları ne kadar güçlü olursa üretici o kadar güçlü olur. Üreticinin fındığı o kadar kaliteli olur. O yüzden üreticinin sadece bağlı olduğu tek yer ziraat odası. Evet. Derdine çare bulabilecekse ziraat odasına geliyor. Ziraat odaları derdine çare bulabiliyor mu? Bulabildiği kadar. Bu yasalarla, bu kanunlarla, bu altyapıyla bu kadar bulabiliyor. Ama benim yetkililerden, bakanlıktan, Tarım Bakanlığından hasreten ricam ziraat odalarını güçlü bir yapıya kavuşturmak, üreticisine daha iyi hizmet eden bir ziraat odası gündeme getirmek, diğer firmalarla ziraat odalarının rekabet yapabilmeleri çok önemli. En azından danışman bazında, ürün bazında, ne bileyim hastalık ve zararlılar hakkında üreticilerine bilgi verme açısından rekabet edebilmeliler. Bakıyorsunuz X firmanın mühendislerinin altında araçları köylerde, mahallelerde üreticilerin sürekli ayağına gidip geliyorlar. Gidip geliyorlar ama yaptıkları bir şey de yok. Onları biz gözlemliyoruz. Sadece algı yapıyorlar. O yüzden ziraat odalarındaki danışmanlar da bunların seviyelerine yükselmesi lazım. Maaşlarının biraz daha iyi olması lazım. O yüzden ziraat odalarının da güçlü bir yapıya kavuşması lazım. Ürün bakımından da Türk fındığıyla ne İtalya'nın, ne İspanya'sı, ne Gürcistan'ı, ne Azerbaycan'ı rekabet etme şansı yok. Evet. Çünkü en kaliteli fındık Türkiye'de var.
diğer ülkelerin fındıklarının randımanlarına baktığınız zaman 35-40 civarında ama Türk fındığı 50'nin üstünde. Başkanım, 50-55. Ben de tam onu soracaktım şimdi. Gürcistan'a son dönemlerde gündemde bir konu var. Gürcistan'a kaçak fındık fındık fidesi götürülüyor gibi bir tartışma söz konusu gündemde. Evet. Bu fideler ilerleyen yıllarda Türkiye'nin başına, özellikle de üreticilerimizin başına ne kadar dert olur? Verim açısından, randıman açısından tamam çok büyük bir dert olmayabilir ama rekolte açısından olabilir mi? Evet. Tabii ki bu fidanların yurt dışına çıkmasının bir defa yasaklanması lazım. Hı hı. Öncelikle fındık fidanının yurt dışına çıkışı yasaklanması lazım. Çünkü yurt dışındaki üretilen fındıkların, diğer ülkelerde üretilen fındıkların kalitesiz olmasından münasebet Türkiye'den yurt dışına fidan gidiyor. Çünkü bizim fındığımız kaliteli olduğu için, bizim fidanlardan üretilen fındık kaliteli olduğu için bizim fidanlarımızı yurt dışına taşımaya başladılar. Bunların da önüne geçilebilmesi için Tarım Bakanlığımızın buna cezai müeyyide uygulaması lazım. Fidanlarımızı biz neden başka ülkelere verelim ki kendimize rakip yaratalım? Bu rakipleri yaratmamak için bu fidanların da yurt dışına çıkışını yasaklamak lazım. Evet. Peki rekolte açısından bize erişebilirler mi, yetişebilirler mi? Şimdi şu anda yetişme şansları yok. Zaten Ordu ili, sadece Ordu ilinden örnek vereyim. 3 tane, 4 tane devlet ürettiği fındığı sadece bizde Ordu ilimiz tek başına üretiyor. Hı hı. 200 bin ton civarında ortalama rekoltesi var Ordu'nun. Buna ulaşmaları mümkün değil ama biz fındığımıza sahip çıkmasak, fidanımıza sahip çıkmasak, sürekli yurt dışına böyle fidan giderse, hı hı, bu sefer zaman içinde bize yetişme şansları olur. Hı. Kalite açısından da bizim fidanlarımız da bize rakip olabilirler. Tabii bizim diyorsunuz. Fidanlarımız da bize rakip olacak kalite açısından. Hı hı. Çünkü onların fidanlarından üretilen fındığın kalitesi yok. Hı hı. Randımanı düşük. Aromasında çok büyük farklılık var. Yani o yüzden çikolataya en yatkın ürün Türk fındığı. Evet, fındık. O yüzden tercih ediliyor yurt dışında. Hı hı. Biz de fındığımıza sahip çıkmamız lazım. Fidanımıza sahip çıkmamız lazım. Üreticimize sahip çıkmamız lazım. Hı hı. Türkiye'de dekar başına verim düşüyor. Haliyle rakip firma, rakiplerimiz de verimlerini ikiye katlıyor başkanım. Evet. Bizim üreticilerimizin rakiplerimizle mücadele edebilmesi için neler yapması lazım? Bir defa işin doğrusu fiyat. Hı hı. Üretici üretmiş olduğu ürünün hakkını alamazsa, emeğinin hakkını alamazsa bizim üreticilerimiz, Türk üreticileri üretmiyor bunu. Hı hı. Bu böyle biline. Ama fındık para edince, fındık fiyatı yüksek olunca ya üretici bakıyor ki burada bir kar var. Ben bahçeme sahip çıkayım, bağıma bahçeme sahip çıkayım. Daha kaliteli fındık, daha fazla dekar başına daha fazla, hı hı, üretim yapayım gibi düşünceler oluşuyor. Ama bu bir sene oluşuyor. Bir seneden sonra tekrar fındık fiyatı üzerinde bir oyun oynanıyor. Hı hı. Bu oyunla beraber tekrar düşüşe geçiyor fındık. Düşüşe geçince de bu sefer üretici bağına bahçesine küsüyor. Hı. Bu sefer dekar başına bizim Türkiye ortalaması 80 kilogram, 90 kilogram, 100 kilogram istisna. Ama bu yurt dışında 350-400'lere kadar çıkıyor. Adamlar dekar başına bizden daha fazla, evet, ürün alıyor. Ha, onların fındık fiyatları bizden biraz daha fazla. Biraz daha fiyat bakımından iyi gibi görünüyor. Hı hı. Bir de bizim maliyetlerimiz biraz yüksek. Neden? Engebelli arazi. Karadeniz'in yapısı belli. Engebelli arazi. Engebelli olduğu için maliyeti yükseltiyor. Biz makinalı tarımı yapma şansımız yok ama düz arazilerde, düz ovalarda makinalı tarımla beraber bu maliyetleri aşağıya çekiyorlar. Hı hı. O yüzden burada bizim Karadeniz üreticisinin doğal olarak fındık fiyatı düşüyor, maliyeti yüksek oluyor. O yüzden biraz daha desteklenip hatta ve hatta bu desteklemeleri fiyatlara yansıtıp
üreticiye sunmak lazım. Serbest piyasa ekonomisi deniyor. Serbest piyasa ekonomisine geçildi. İyi bir şey. Destekliyorum ama altyapısı olursa destekleriz. Şu anda fındıkta serbest piyasa ekonomisinin altyapısı yok. Altyapısı derken lisanslı depoculuk veya geçmişte güçlü bir fisko birliğimiz vardı. Fisko birliğin güçlü bir yapıya kavuşturarak tekrar devletin de bir el üstünde olarak güçlü bir yapıya kavuşturulmalı. Üreticiye hizmet edecek hale getirilmeli. O yüzden bunların olması lazım ki serbest ekonomi olsun fındıkta. Çünkü fındığın üzerinde oyun çok oynanıyor. Tekelleşmeye gidiliyor. İşte fiyatlarda aşağıydı yukarıydı derken işte çeşitli bahanelerle alfa toksininden tutun çeşitli hastalıklardan zararlardan zararları gündeme getirerek fındığın fiyatını aşağıya çekmeye çalışıyorlar. O yüzden en azından fındığın altyapısı yani serbest piyasadaki altyapısı yapılana kadar oluşturulana kadar fındıkta taban fiyat uygulamasına geçirilirse üreticilerimiz hiç olmasa mağdur olmaz. Dövizle mi satılıyor bu fındık yurt dışına ithal ediliyor? Döviz ithal ediliyor. O zaman densin ki bugünkü atıyorum 5 dolar olsun. Dolar bazında fiyat belirlensin, taban fiyat. Dolar düşerse ona göre yapılsın. Yükselirse de ona göre alıcılar fındığını alsın. Ona göre satsın. Dolar üzerinden satılıyor, ihracat ediliyor. En azından dolar üzerinden ihracat yapan ihracatçılarımız da zarar etmemiş olurlar. Onların da bu tür konularda kâr etsinler. Yani biz ihracatçıların, manavların, tüccarların kâr etmesine karşı değiliz ama biz diyoruz ki üretici kesim olarak bizim çiftçimiz de kâr etsin. Emeğinin hakkını alsın ki bahane bahçesine sahip çıksın. Dekar başına daha fazla ürün alalım. Ve kaliteli fındık üretelim. Evet. Ama bunlar olmayınca üreticilerimiz de bahane bahçesine küsüyor. Haklısınız. Peki başkanım son 3 yıldır fındık bahçelerinde bir bela var ki gerçekte şu ki fındığın kalitesini de düşünen bir şey bu. Fındıkta külleme hastalığı. Külleme hastalığıyla üreticilerimiz nasıl baş edebilir? Şimdi külleme hastalığı 2014 yılında bir don olmuştu hatırlıyorsanız. O dondan sonra bu külleme hastalığı başımıza bela oldu. Tabii bazen bakıyor üreticilerimiz zararı yok gibi geliyor üreticiye ama bunun zararı çok. Bunun zararını bu sene gördük. Neden? Baktığınız zaman bahçede bayağı bir fındık vardı. Rekolte iyiydi. Evet. Ama zaman içinde bahçede fındık döktü. Dökünce hatta dökülen fındığın çotanakları bile bahçede kayboldu gitti. Yani bunların sebebi küllenme hastalığından kaynaklanıyor. Bir de fındık dallarımız çok yaşlı. Artık daha kaldıramıyor. 100 yıldan fazla. Fındık dallarının içinden kurtlar var. Kurtlar fındık dallarının içine girerek fındık dallarını zayıflatıyor. Gücünü azaltıyor. Bunlarla ilgili üreticilerimiz ilaçlama yapmıyor. İlaçlamalarını yapmaları lazım. Günü gününe mevsiminde ilacından, gübresinden bahçelemesine kadar bilfiil bakımını yaparlarsa buradan ürün elde edilebilir. Kaliteli ürün elde edilebilir. Fındık dökmez. Küllenmeye gelince küllenme hastalığı olduğu tarihten itibaren küllenme ile ilgili mücadele devam ediyor. Gerek biz, gerekse ihracatçı kesimi, başka kurumlar bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hatta Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nün bulmuş olduğu bir ilaç var. İlaç da bizim Ziraat Odası mağazalarında var. Üreticilerimiz bunlardan atıyor ama bir kısmı memnun, bir kısmı memnun değil. Şimdi bununla ilgili yeni çalışmalar var. İnşallah bu çalışmalar neticesinde küllenmeye de kökten bir çözüm bulunur diye düşünüyorum. Çünkü küllenme hastalığı fındığın başına bela. Bakıyorsunuz gelecek yılın nişanı derler. Bu yıldan da belli oluyor. Yani büyüklerimiz onu biliyor, yaşlı insanlar. Onlardan aldığımız bilgiye göre de gelecek yılın rekoltesinin de düşük olduğu şimdiden görünüyor. O yüzden üreticilerimiz elinde bulunan fındıklarına
mevcut fındıklarına sahip çıksınlar. Paniğe kapılıp pazara indirip hemen teslim etmesinler. Eğer ihtiyaçları varsa ihtiyaçları kadar satsınlar. Çünkü fındığın üzerinde geçen yıldan beri, geçmişten beri var, yıllardan beri var ama geçen yıldan beri biraz daha fazla bir oyun var. Bu oyuna gelmesinler. Fındıklarına sahip çıksınlar diyorum. Peki başkanım, eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yoksa programımıza devam edelim. Evet, ben buradan üreticilerimize fiyatlar inişli çıkışlı. Borsa tabelalarına bakarak fındıklarını satmasınlar. Fındıklarını satacaklarsa tamamen piyasadan fiyat araştırması yaparak bütün manavları gezerek fiyat araştırması yapsınlar. Ben hatta programa gelirken birkaç tane manava baktım. Birisinde başka, diğerinde başka. En az aralarında 25 kuruş, 50 kuruş fark var. Bu fark da ciddi bir rakam. Yekünet vurduğunuz zaman. O yüzden üreticilerimiz fiyat araştırması yaparak fındıklarını satsınlar. Emanete fındık bırakmasınlar. Emanete fındık bırakacaklarına gitsinler doğrudan fiyatını kessinler. Çünkü emanet fındık zaten başımıza bela. Haklılara üreticilerimiz diyor ki işte fındığımı bırakacak yer yok. Fındığını bırakacak yer var. Evinin odası var. Bıraksınlar. Yani burada şimdi emanete fındık veriyor. Ben emanete fındık veriyorum. Sen emanete fındık vermiyorsun. Evine bırakıyorsun. Ben emanete vermiş olduğum fındıkla senin de rızkını kesiyorum. Seni de zarara uğratıyorum. Seni zarara uğratan, emanete fındık bırakan insanlar. Bırakmayanı da uğratan. Ama üreticilerimiz de şöyle düşünüyor. Bizim fındığımızı saklamaya yerimiz yok diye düşünüyorlar. Mecbur bırakıyoruz emanete fındık. En fazla üreticimizin olsa bir ton, bir buçuk ton, iki ton fındığı oluyor. Onlar bırakacak yerleri var. Bahane aramasınlar. Bunlar bahane. Ondan sonra filancı ziraat odası başkanı şunu demiş. Filancı ziraat odası başkanı bunu demiş. Bunlar hep desilse. Biz üreticinin zararına hiçbir şey söylemeyiz. Hep üreticinin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ama üreticilerimiz geçen yıl olduğu gibi suçu gene bize buldular. Ben farkındaysanız bu yıl fiyatla ilgili pek konuşmadım. Evet. Ama geçen yıldan kırgın olduğum için konuşmadım. Çünkü bu fındık 14,5'a kadar çıktı geçen yıl. Bu yılda 15'leri buldu. Daha ne arıyorlar ben onu bilmiyorum. Bu fındığın kesinlikle ve kesinlikle 20 TL olması mümkün değil. O 2014'teydi. Yani üreticilerimiz kendine uygun fiyatı buldu mu fındığını satacaklar. Ahmet onu demiş, Mehmet bunu demiş. Bu şekilde onun bunun dediğiyle beraber ürüne yön vermeye çalışmasınlar. Kendilerince uygun fiyatı buldular mı satacaklar. O fiyatlar da oluştu bu memlekette. Geçen yıl da oluştu, bu yıl da oluştu. Bak tekrar fındık fiyatı haftayı az da olsa bir yükselişle başladı. Bu yükseliş biraz devam edecek. Takip etsinler. Yükselişi takip etsinler. Uygun bir fiyattan fındıklarını satsınlar. Fındık zaten değerli bir şey. Satılmaması gibi bir şey söz konusu mümkün olamaz. Mümkün değil. Yeşil altın. Evet. Kuyumcuya gittiğin zaman nasıl altın geçerliyse bu da gece 12'de bile satılan bir ürün. Evet. Çünkü fındıklarına sahip çıksınlar. Buna üretici sahip çıkacak. Fındığın fiyatını belirleyen üretici. Ben değilim. Manavlar değil, ihracatçılar değil. Fındığın fiyatını belirleyen üretici. Emanete verirsen fındığını, fındığın fiyatını belirleyemezsin. Emanete bırakmayacaksın. Evet. O yüzden ben üreticilerimize bol kazançlar diliyorum. İnşallah üreticilerimizin her şey gönlüne göre olur. Sizlere de bize fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Üreticinin hakkını da vermek gerekiyor. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ediyorum.